Seyircilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, günlerden pazartesi ve nasıl yani programının saati. Biz bugün Türk hukuk tarihinin en önemli ismini, Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nu anacağız. Kimle? Stüdyodaki çok değerli konuğum, avukat, değerli hukukçu Sayın Celal Ülgen. Hoş geldiniz Sayın Ülgen. Hoş bulduk. Sayın Ülgen o kadar nazik ki bir sağlık sorunu var, bir diş sorunu var. Biraz zorlanıyor konuşmakta. Fakat dedi ki siz çağırınca, özellikle Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu anma programı olunca ben nereden olsa koşar gelirim dedi ve bugün çok önemli bir toplantıdan geldiniz. Vedat Günyol anısına. Dinleme ödülünü. Evet. Evet. Siz de Vedat Günyol'un çok yakın arkadaşıydınız. Tabii. Ve ödülü alacak genç yazar belirlendi. Evet. Konuşacağız. Hakan Güngör'e verdik. Konuşacağız. Evet. Burada dünkü törenden Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun çok değerli eşi Sayın Meriç Veli Dedeoğlu, hemen yanında Sayın Celal Ülgen, Atatürkçü Düşünce Derneği mensupları o önemli anma gününde Karacaahmet Mezarlığı'nda, ki dün İstanbul'da berbat bir hava durumu vardı, berbattı. Uçak seferleri iptal edildi, trafik iptal oldu. Buna rağmen çok değerli eşi, aman dışarı çıkmayın, sağlığınız çok önemli dediğimiz çok değerli eşi, ki sizle de konuştuk, aman yarın gitmesin diye cumartesi ama günü. Hiçbir şeyi dinlemedi. Dinlemedi, dinlemez Meriç Hanım. Evet, hiçbir evet. Şeyi dinlemez. Evet. Hatta ara sıra da seninle biraz tartışabiliriz der. Sizinle tartışmak dünyanın en kıymetli ödülü olur benim için derim, gülüşürüz. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, siz öğrencisiydiniz. Başlayalım. Ondan sonra da Sayın Meriç Veli Dedeoğlu telefonla katılacak yayınımıza. Şimdi sözcükleri bozuk konuşursam izleyicilerimiz lütfen affetsinler. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu ismi bir defa bizim için çok önemli şeyler ifade ediyor. Ama benim için bir takım özel ifadeler de ediyor. Onun çok kısa bir öyküsünü anlatmak lütfen, istiyorum. Lütfen. 1968 kuşağıyız biz. Evet. Ve 1967 yılında hukuk fakültesine kaydolduk. Fakat ben hukuk fakültesine kaydolduğum zaman zaten Urfa Defterdarlığı'nda çalışıyorum ve bir işim var. Evet. Önce bir deneyeyim diye geldim. İzin aldım, derslere girdim. Eğer yapamayacağımı anlarsam geri dönecektim. Evet. İlk derse girdik. Roma hukuku dersi var. Hocanın ismini söylemek istemiyorum şu açıdan. Sanki hocayı eleştirmiş gibi olmamak için. Tam tersine Roma hukuku dersi, Latince sözcüklerin yer aldığı, çok ağdalı Türkçenin kullanıldığı bir derstir. Hocaları da bu konuda Türkçe'ye özen göstermiyorlar. Derse girdim, işte Jus Civile falan diye Latince sözcüklerle dolu bir ders yaptık. Ben hem kentli olduğum arkadaşlarıma dedim ki, ya ben bu işi götüremeyeceğim, ben çıkıp gideyim dedim. Hazır işim var, oradan yükselirim. Arkadaşlarım bana dedi ki, bu dersten sonra dedi, Hıfzı Veldet Hoca'nın dersi var. Onu dinlemeden nereye gidiyorsun? Şimdi dedim ki, ya Roma hukukunun hocasının adı Çağdaş. Yani Çağdaş bir isim. Hadi söyleyelim, Türkan Rado. Evet. Şimdi dedim, bu hoca hem Hıfzı, hem Veldet, hem Veldedeoğlu. Kim bilir nasıl Arapça konuşacak dedim. Yo dediler, sen bu dersi dinlemeden gidersen hukuk fakültesine ayak basmış olamazsın dediler.
ve bekledim. Hıfzı Veldet Hoca kürsüye çıktı. Gülümseyen yüzüyle hepimizi bir kucakladı. Ne güzel. Sonra kürsünün üzerindeki mikrofonu alıp boynuna geçirdi. Yani diğer hocalar mikrofona konuşurlardı veya ellerinde tutarlardı ama hoca mikrofonu yuvarlak çember gibidir ve evet, mikrofon vardır. Boynuna geçirdi ve uzunca bir kablosu vasıtasıyla da sahnenin bütün köşelerine yürüyerek, bütün öğrencilerine ulaşarak ve bütün öğrencilerinin gözünün içine ortak bakarak ders anlatmaya başladı. Evet. Böyle bir ders olamazdı. Beni hemen kıskıvrak yakaladı, bağladı, kararımı değiştirdi. Ders bittiği zaman ben bu fakültede okuyacağım diye bir karar vermiştim. Ve her türlü zorluğa rağmen o fakülteyi bitirme kararı almıştım. Derhal istifa dilekçemi de Urfa Defterdarlığı'na gönderdim ve bir daha gitmedim. Hayatınızda dönüm noktası. Şimdi ama asıl başka dönüm noktası da var. Şimdi bu kadar sevecen, bu kadar hoşgörülü ve öğrencileriyle adeta bütünleşmiş, birleşmiş bir hocayla daha sonra avukat olduktan sonra yeniden karşılaşma olanağı buldum. Bu kez bir arkadaş, bir abi, bir dost Hıfzı Veldedeoğlu'yla karşı karşıyaydım. Çünkü o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfadan sorumlu yazı işleri müdürü Sami Karaören bizi tanıştırmıştı. Bak hoca, bu da senin öğrencin demişti. Onlar karşılıklı tavla atmayı çok severlerdi. Hıfzı Veldet Veldedeoğlu bir defa en büyük hizmeti borçlar kanunu Türkçe'ye çevirmekle yapmıştır. Hepimizin o Arapça sözcüklerden, Arapça sözcüklerinin köküne inip sonra hangi anlamda türetildiğini bulmakta zorlanmamızdan kurtaran hocadır. Türk dilinin, öz Türkçenin dikilmesi gereken büyük anıtıdır. Ben Alişir Nevai'den sonra Türkçe konusunda Türkçe'ye en büyük hizmet veren hoca olarak Hıfzı Veldet Veldedeoğlu'nu tanıyorum. Nutuk Söylev diye. Tabii onu da ayrıca çevirdi. Nasıl ki sade bir dil ki borçlar kanunu tam sizin alanınız. Bakın biz mesela zilyetlik derdik. Dili, evet. Elmenlik diye bize. Şu kelimenin güzelliğine bakın. Tekrar eder misiniz? Zilyetlik yerine elmenlik. Elinde bulunduran, elmen olmak ki son derece güzel Türkçe. Muazzam bir Türkçe. Yani tarif edilmez bir şey. Ve bir şey daha söyleyeyim. Hukuk fakültesine gitmek ve hukuk fakültesini bitirmek, hukuk nosyonuna sahip olmayı sağlamaz. Derme çetme binalarda, işte doçent veya doçent bile olmayan yardımcı doçent veya asistanların sınıflarına girip çıktığı fakültelerden mezun olanlar hukuk nosyonuna çok zor ulaşırlar. Fakat İstanbul Üniversitesi'nin sadece görkemli binası, tarihi binası, bahçesi değil, hocalarının da öğrenciye hukuk nosyonu verme açısından çok büyük önemi vardı. İşte Hüseyin Nail Kubalı, Hıfzı Veldet Veldedeoğlu, daha sonraki kuşakta Aydın Aybay, işte İdris Küçük Ömer, çok sayıda. Ama birisi vardı ki işte Hıfzı Veldet Veldedeoğlu, bana bir derste hukuku sevdiren ve hukuk nosyonunu veren hocadır. Evet, hani bugün eğer hukukta başarılı olabilmişsen,
eğer işte Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve bunun gibi davalarda korkuyu atabilmişsen, ah ne güzel, korkuyu atabilmişsen, bunun eseri, bunun sahibi Hıfzı Veldet Velde doğrudur. Onun lügatında, onun sözcük listesinde korku yok. Yoktur. Yok. Ve şöyle, derdi ki, çocuklar, yurttaş olmak kolay değildir. Yurttaş olmak için büyük meşakkatler çekeceksiniz. Kolayca elde edemezsiniz bunu. Bakın, bir kuruşluk hakkını elde etmek için 1.000 lira para harcamazsanız siz yurttaş olamazsınız derdi. Filozof. Yani bütün filozof. Bunları söyleyen bir kişi sizi hangi yönde düşüneceğinize dair de yönlendirme yapıyor. O nedenle çok açık söylüyorum. Her türlü tehlikeyi göze almayı ama buna rağmen dik durmayı, eğilmemeyi bize hocamız öğretti. İşte eşi Sayın Meriç Velidedioğlu da bütün protesto eylemlerinde, bu Ergenekon, Balyoz meselelerinde her gün yanımızdaydı. Her gün yanımızdaydı ve kendisine buraya kadar yorulmamasını hep söylemişizdir ama bizi inatla ve ısrarla dinlemezdi. Karda, kışta işte mesela şey gelirdi Cumok'tan Saniye Hanım, işte Meriç Hanım'ı getiriyorlar şu anda derdi. Ben gene mi derdim? Asla. İki kişiye söyleyeyim. Meriç Hanım da biliyor. Birisi eşim, Perihan Ülgen. Evet. Benimle beraber bütün davalara geldi. Ve hiç kaçırmadı. Öbürü de Meriç Hanım. Fakat eşinize de çok sevgiler, saygılar gönderelim buradan. Sağ olun. Her zaman işte arkadaş, eş, dost olmanın en önemli somut göstergesi. Meriç Hanım, Sayın Veli Dedeoğlu'ndan aldığı o mirası hiç bırakmadı. Mirasın peşini bırakmadı ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de güçlü bir kale olarak her cuma köşe yazılarını bizi aydınlatmak için kaleme aldı. Çok şey öğreniyoruz onun bu duruşundan. Ben o yazılarla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Çoğu zaman okumaya korkuyorum. Neden? Çünkü ben o yazılarda Hıfzı Veldet Veldedioğlu'nun kokusunu alıyorum. Ah. Gerçekten yani burun sızlaması diye bir olay şu vardır ya. Şu anda gözlerinizin dolduğunu evet. Görüyorum. Gerçekten çok yani evet. İnsan evet. Bir hocasını bu kadar mı özleyebilir? Hele şu hukuk tutulmasının olduğu bir ortamda ne kadar çok gereksinimimiz var Hıfzı Veldet Hoca'ya. Onun sadece ve sadece küçücük müstehzi gülümsemesine, alaycı gülümsemesine. Yani başarısız olan öğrencilerine bir konuda diyelim ki soru sorardı. El kaldırana cevap vermezdi. El kaldırana söz vermezdi. Gözünün içine bakarak sen derdi. Sen. Bir virgül koyalım mı? Hayır. İşte o diyeceğiz. İşte o güçlü kadın, o olağanüstü isim. Sayın Meriç Velidedioğlu hattımızda derken telefon kesilmiş. Arkadaşlarım tekrar yayına hazırlayacaklar. Evet. Evet, işte o sırada diyelim ki sorunun cevabını yanlış bildi. O zaman hiç kimseye çaktırmadan alaycı bir gülümsemeyle böyle yapardı. Otur diye. Tamam nasıl bir işaret? Şöyle otur derdi. Kimseye çaktırmadan otur. Halbuki herkes gördü, biliyor. Eğer tekrar hazır. Hazırsa telefon dinleyelim. Telefon tekrar hazır. Dinleyelim. Cümlenizi bitirmenizi istemiştim. İşte o güçlü kadın, o olağanüstü isim Sayın Meriç Velidedioğlu hattımızda. Sayın Velidedioğlu, sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Dinlediniz Sayın Celal Ülgen'i. Bundan sonra sözü size bırakacağım.
Dün de oradaydınız, eşinizin kabri başındaydınız. O olağanüstü soğuk havaya rağmen susuyorum. Sözü size bırakıyorum. Duygularınız, düşünceleriniz ve söylemek istedikleriniz, devrim yasalarımız hepsini dinlemek istiyorum. Kısa konuşacağım dediniz ama. Alo. Alo. Buyurun Sayın Veli Dedeoğlu. Duyabildiniz mi beni? Evet. Buyurun. Duydum. Sizin sesinizi duymamam olası mı? Ah. Çok, çok tatlısınız. Evet, buyurun. Başladım ama ilk önce izninizle Sayın Ülgen'e bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın Veli Dedeoğlu, salonunuzdaki telefonun, televizyonun sesini biraz kısmanız mümkün mü? Teknik olarak yayında bir sorun yaratıyor. Azıcık kısabilirseniz mutlu oluruz. Sayın Ülgen'e teşekkür etmek istiyorum dediniz. Buyurun. Sayın Celal Ülgen dün beni yalnız bırakmadı. Hep yanındaydı. Benimle beraberdi. Onların yani Veli Dedeoğlu'yla Sayın Ülgen'in dostluklarını, hoca öğrencinin dışındaki dostluklarını tabii yakından tanık olmuş bir kişi olarak bu beni büsbütün memnun etti. Son derece teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki anmalarda da beraber olabiliriz diye düşünüyorum. Kendi açımdan. Ben bugün buradayım ama yarın olamam. Ama beraber oluruz diye düşünüyorum. Her zaman Melih Hanım. Evet. Veli Dedeoğlu deyince benim için ilk akla gelen elbette onun çalışmaları oluyor. Birçok çalışmalarını beraberce yürütmüştük. Onun yapıtları arasında en çok değer verdiklerinden kimilerini adeta ben onun sekreteri gibi yazarak yürütmüştüm. Bu hukuk yapıtlarını herhalde Sayın Ülgen çok iyi bilir. Onlardan herhalde o söz eder. Ama ben kokusunu onun için alıyorum işte. Duyabildiniz mi Sayın Veli Dedeoğlu? Kokusunu hukukun dışında halka yayınladığı, halka hukuku, adaleti öğretmek için yayınladığı 14 kitap vardır. Halka. Bunların içerisinde onun herhalde en çok önem verdiği ve öyle olduğu da ortada olan bir yapıtı Söylevi Türkçeleştirmektir. Bugün siz de bilirsiniz Söylev çok veyahut da tam Atatürk'ün söylediği gibi nutuk birçok kişi tarafından Türkçeleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat hiçbiri Veli Dedeoğlu'nun Türkçeleştirdiği söylevin içerik bakımından ne de Türkiye halkına ve hatta yabancı dışarıdaki Türklere ulaşması bakımından onlarla Veli Dedeoğlu'nunkinden yarışamaz diyeceğim ama esas burada çok önemli olan biliyorsunuz Söylev iki cilttir. Bir de üçüncü cildi vardır ki bu belgelerdir. Söylev'de tam 266 tane numaralı belge vardır. Yani Atatürk söylediği her neredeyse her uzun cümlenin sonuna bir belge koymuştur. Onun dışında 40'ı geçen de belgeler yani Söylev'in 3. cildinde 40'ı geçen de numarasız belge vardır.
Ayrıca metinde yine numarası olmayan belgelerde aşağı yukarı 350'ye yakın belgeyle dile getirmiştir. Bu bakımdan söylev, yani bu dili çeviren, söylevi çevirenlerden ulaşamayacağı bir dayanakla bilimsel bir başvuruyla olmuştur. Ayrıca bu 266 numaralı dediğimiz belgelerde Osmanlı paşalarıyla, Osmanlı'nın ilgili yöneticileriyle konuşmuştur Veli Dedeoğlu. O zamanın Osmanlıcasını anlamak için bugün Osmanlıca derslerine gitseniz dahi anlayamayacağınız biçimde koyuydu. Başta, bir sayfa baştan aşağı hiç nokta konulmadan anlatılırdı karşı taraf tarafından. Bunu Veli Dedeoğlu eğitimini Osmanlı eğitimi zamanında başladığı için ne demek istediklerini anlatabilmiştir. Bu yüzden nutku bir ve ikinci dedi pek çok çevrilmişse de ama bunu tamamlayan üçüncü cildini sadece çevirmiştir. Üstelik Ankara'daki yazı kurumunda o kadar toplanıp çevirdikleri halde bu üçüncü cilde ulaşamamışlardır. Ve siz bu konuda çok duyarlısınız. Söylevin anlamını dört dörtlük anlayabilmek için mutlaka belgelerle birlikte okunmalıdır. Elbette gençliğe, genç çocuklarımıza sadece bir iki cilden oluşan söylevin okunması yeter. Ama bu konu üzerinde gerek Atatürk gerekse Söylev üzerinde çalışma yapacakların mutlaka belgelerle birlikte okunmasının gerektiğini söylemek isterim. Bunun üzerinde çok durdum. Çünkü onun onu mutlu eden, onun en çok sevdiği ve kendisi de hani hukuk dilinde bunca Türkçeleştirme yapıp hukuku hukuk olarak bizlere tanıtması gibi önemli bir durumun yanında bunu daha da üstün görürdü. Yaptığım en güzel iş diye bundan mutluluk duyduğunu söylerdi. Ben herhalde uzun konuştum. Hayır, hayır, aksine. Hiç uzun konuşmadınız. Çünkü o nutuk söylev olarak sizin bana imzanızla bende de mevcut en kıymetli hazinelerimden hazinem. Çok önemli ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği muazzam bir Türkçe aşkıyla Türkçe'ye çevrilmiş. Evet. Ve evet, buyurun, siz bir şey söyleyecektiniz. Yani, bu genç kuşaklara onun yeni baskısının yapılması lazım. Sanıyorum Cumhuriyet Yayınları'ndan çıkmıştı Meriç Hanım, öyle değil mi? Değil mi Meriç Hanım? Alo? Efendim, evet, Cumhuriyet... Evet, yeni baskıları oluyor mu acaba? Hayır, ellerinde henüz daha baskı var. Evet, şu anda zaten görselini biz ekrana getirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Söylev cilt 1, 2, 3. ciltte belgeler ve... Aslında işte buna ulaşmak lazım. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlarında hala var. Evet. Fakat... okullarımız, gençlerimiz bu söyleve söylevden haberleri yok ve ulaşamıyor. Bunu bir biçimde söylevle yeniden gençleri buluşturmamız gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Yeniden gençlerin buluşması lazım ve tabii Sayın Veli Dedeoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk 36 gün 36 buçuk saat mecliste söylevi okurken orada katip olarak bulunur ve dinler bu meclis ne katibi, evet. Ya Sayın evet, Veli Dedeoğlu ne anlatmıştır size o günlere ilişkin, o 6 günle ilgili sohbetlerinizde, hafızanızda bize aktaracağınız ne var?
Veli Dedeoğlu'nun bu tabi biliyorsunuz daha lisedeyken mecliste çalıştı. Meclisin katiplerinden biriydi. En genç katiplerinden biriydi. 16 yaşında. Bunlara tanık olduğunu biliyorum. Ama Veli Dedeoğlu'nun kendisinin de hocalığı sırasında belki Sayın Ülgen bunları biliyordur. Çok savaşmak zorunda kaldığını da bu arada söylemek istedim. Çünkü gençler en ufak bir engelle karşılaştıklarında caymamalıdırlar. Özellikle Türkiye'nin bu gerici akımlarından karşı karşıya kaldığı bir durumda bu çok çok daha önemli olarak ortaya çıkar. Veli Dedeoğlu'na da İstanbul Hukuk Fakültesi'nde hocalığını sürdürürken bir tatil 1972 yılında kitaplarını yazıyor, derslerini veriyor. Sayın Ülgen bilir, o derslere yabancı fakültelerden de hukuk fakültelerinin dışında da öğrenciler giderdi. Evet, nitekim ben de kendisini öyle tanıdım. Ben kimya fakültesinde, kimya mühendisliğinde okurken bizim grubumuz gideceklerdi. Tabii ben de gittim. 2-3 defa o Sayın Ülgen'in anlattığı gibi boynundaki mikrofonu takıp durmadan yürüyüp gelip konuşmalarını amfiyi doldururduk. Önde hukukçular olurdu, onlar öne geçerler. Biz yabancıları en arkaya atarlardı. Orada tabii bizim kimya fakültesindeki hocaların anlatışıyla ve Dedeoğlu'nunkini karşılaştırmak fırsatı olurdu. Gerçi benim hocalarım da çok iyiydi ama asla onunkine erişemezlerdi. Neyse bunu Meriç Veli Dedeoğlu olarak söylediğimi kabul edin. Onu söylemiş olur. O, yani biraz taraf tutmuş gibi kabul edin. Ama herhalde Sayın Ülgen de hatırlayacak. 1972 yılındaydı. Bir de şu özelliği vardır Veli Dedeoğlu'nun. Çalışmak ve dinlenmek. Bunu mutlaka yerine getirirdi. Yani çalıştığı üniversitede görevini gördükten sonra da 3 ay tatilini mutlaka yapardı. Ve eserlerinin bu 14 kitabını da hep Uludağ'da yazmıştır. 3 ay Uludağ'da çalışmalarını sürdürürdü. Yine 1972 yılında Uludağ'dayken İstanbul Üniversitesi bir Sayın İlgen Gülcü'ne göre hatırlamaya başladı galiba. İstanbul Senatosu toplanmış, emekliye ayrılacak hocaları konu edilmiş. Öyle olurmuş o zaman orada. Yaşı 60'tan sonraki hocaları bir senato toplar, konuşurlar. Bu iyidir, şu iyidir, şu kitabı vardır, değildir diye. Sonra senato karar verilirmiş. 72 yılında da toplanan bir senato toplantısında, yani yapılan bir senato toplantısında Veli Dedeoğlu'nu emekliye ayırmış isterler. Halbuki Veli Dedeoğlu henüz daha 68 yaşındadır. Üstelik haberi de öyle haber TRT'den haber ajansından öğrenmiş. Emekliye ayrıldığını. Tabii şaşkındır. Çünkü dersleri ne veriyor? O sırada onu emekliye ayıran hocaların onun kadar yayını yok. Yani ders kitabı olarak da. Değil mi Sayın Ülgen? Mümkün değil zaten Meriç Hanım. ama 1972 biliyorsunuz 1970-71-72 yılları aslında Türkiye'nin en sancılı günlerinden birisidir. Ve 1980 yılındaki 12 Eylül darbesine doğru giden süreçtir. O süreçte öğrencilerin sevdiği ve hatta daha ileri söyleyeyim, büyük bir sevgiyle taptığı öğretmenleri bir bir
tasfiye etmek o dönemin başlıca görevlerinden birisidir. Ve bu nedenle de Hıfzı Vedat Veldedoğlu hocamızın hedef alınması çok normaldir o dönem için. Doğru, doğru tabii. tam dört dörtlük anlattılar. Çok tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İşte evet, bu dağda bu haberi alınca şaşkınlık içerisinde kalır. Üstelik de radyodan duymuştur. O sürdürür. Çünkü bir kitabını yazmaktadır. Asistanı, öğrencisi olan asistanına telefon eder. Onun bu davasını, bu dava haline getirilmesi, yürütmesini ister. Danıştay'a başvurur. Tabii Danıştay görevini derhal verir. Hukuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tebligat yapılır ve görevine gelecektir. Der ki Veldedoğlu, niye bu kadar acele ettiklerini bilemiyorum diyor. Halbuki diyor, ben bu sene yapıp kendim emekliye olacaktım kitaplarımı yazmak için diyor. Fakat o zaman 1974 yılına kadar üniversite hocalığını sürdürecektir. Bu ben tabii hukukla ilgili çalışmalarını Sayın Ülgen belki açıklayacaktır. Ben şunu söyleyeyim ki bu 14 kitabı da yavaş yavaş yayın evi tarafından basılacak. İlki Sağsız Solsuz Demokrasi ve Yol Kesen Irmak. Bunlar yayınlanacak. Sonra arkasından diğerleri de yayınlanmaya başlayacaktır. Umarım istenilen boyuta gelebilir. Fakat biliyorsunuz 12 Mart Faşizmin Felsefesi, 12 Eylül Karşı Devrim Hareketi'nin de en güzel anlatan kitapların ona aittir. Bunları da hocam, Ülgen hocamız bilir yani, herhalde size söyleyeceklerdir. Ben daha fazla sizi meşgul etmeyeyim. Ne demek meşgul etmeyeyim? Sayın Ülgen'e bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herhalde çok daha güzel sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi başarılar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bir konuyu hemen söyleyelim. Benim içime ok gibi saplanmış bir konudur o. Veldedoğlu'nun adının verildiği sokak, belediye başkanlığı değiştikten sonra, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o tarihte kim olur? Hemen Veldedoğlu'nun adı değiştirilir. Yaşadığı sokak adı değiştirilir, değil mi? Ertesi gün. Evet. 94'te. Değil mi Sayın Ülgen? Evet, evet, evet. O caddeyi çok iyi biliyorum. Göztepe'den sizin evin önünden geçen cadde. Orası ne yazık ki ismi bir günde değiştirildi. Ama bütün bunları gördükçe hiç yadırgamıyorum. Çünkü Hıfzı Vedat Veldedoğlu hocamızdan korkmayacaklar da, onun isminden korkmayacaklar da, kimden korkacaklar, neden korkacaklar diye düşündüğümde hak vermiyor da değilim yani. Evet. Sayın Veldedoğlu, çok teşekkürler ama şey sizin mesajınızı alalım mutlaka. Evet, buyurun. Bir şey daha söylemek isterdim. Biliyorsunuz 1961 Anayasasını hazırlayan kişidir. Evet. Yani yazıya geçiren kişidir. Sayın Ülgen bunu çok genişte bir şekilde anlatılacağını inanıyorum. Bu 1961 Anayasası'nın yazıldığı sıralarda da çok rahatsız edilmiştir. Evinden alınıp götürülmek isteyenmiştir. Böyle olmadık olaylarla karşılaşmıştır. Ama hiçbirini gene sineye de çekmemiş, yanıtlarını da vermiş ama savaşmasını da bilmiştir. 61 Anayasası 1923 devriminin temellerini oluşturan fertler ayrımını içerdiği için bütün bu
zinci iktidarlar tarafından en ağır eleştiriye uğramıştır. Bunu yine ben artık susayım. Evet. Sayın Ülgen bütün bir hukuk düzeni içerisinde anlatılacaktır. Ama her zaman söylerdi. Söylev ve 1961 anayasasını hazırlamam bu ülkeye yaptığım yardımlardan benim için en değerli olanıdır dedi. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmanızın devamını izleyeceğim. Görüşmek üzere efendim. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz size. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Meriç Hanım. Evet. Evet, bu böyle bir ismin ardından mutlaka bir özel programın yapılması lazım. O açıdan Sayın Veli Dedeoğlu da beni kırmadı. Biraz da soğuk algınlığı var. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve size atıfta size bulundu. Evet. Ondan sonra da dinleyelim. Tabii hocaların hocası, ordinarius, profesör, doktor. Yani. Şimdi 1980 evet. İki anayasası denince akla Orhan Aldıkaçlı gelir. Evet. Hatta o anayasanın ismi Aldıkaçlı Anayasası'dır. Şimdi, ama 61 anayasası hem Türkçesiyle hem içeriğiyle Hıfzı Veldet Veldedeoğlu Anayasası'dır. Hep 61 anayasasını bize bol gelen bir elbise olarak gördüler. Bize büyük geliyor, bize geniş geliyor. Daha dar bir anayasa lazım dediler. Daralta daralta işte nereye getirdiklerini gördük. O kadar çok daraldı ki 61 anayasasından sonra bugüne kadar nefes almakta zorlanıyor ülkemiz. O dereceyi getirdiler. Meriç Hanım'ın söylediği erkler ayrılığı ilkesi ki Anayasa hocamız o tarihlerde kuvvetler ayrılığı derken Hıfzı Veldet hocamız erkler ayrılığı diye telaffuz ediyordu, söylüyordu. Kaç yıl önce üstelik. Tabii tabii erkler yani. Ayrılığı. Ve şimdi Hıfzı Veldet hocamın kitapları yeniden basılacağı zaman mesela hiçbir kuşkuya ve kaygıya bende yer olmuyor. Çünkü bugünkü Türkçeyle çok güzel okuyacağız. Hatta ya bu Hıfzı Veldet Hoca'nın kitabını kim Türkçeleştirmiş diye anlamayan, bilmeyenler de bir soru soracak. Çünkü bugün yaşadığımız Türkçenin daha ilerisinde, ve daha ötesinde bir Türkçeyle yazılmış. Evet. Evet. Yani bu şaşkınlığı kendisine aydınım diyen birçok kişinin yaşayacağını tahmin ediyorum. Evet. Bir ara vereceğiz. Bir cümle söyleyeyim, tabii, sonra öyle. Yapalım. Tabii, evet. Tabii. Şimdi Meriç Hanım sınıfa diğer fakülte öğrencilerinden de kişilerin geldiğini ve kendilerinin de kimya fakültesinden geldiğini söylemişlerdi. 1000 kişilik sınıf. Birinci sınıf. Kocaman bir amfisi. İşte derslere orada yapar. O birinci sınıf amfisinde bütün sınıf dolar. Ayrıca merdivenlerde de ayakta öğrenciler olurdu. Bu kadar evet. Güzel anlatır hukuk. Bunun evet. Bunun büyük çoğunluğu bakın sınıf. Evet. Sınıfta okuldaki öğrenciler Hıfzı Veldet Veldedoğlu'nun dersini o yılki dersini geçmiş olsa bile dönüp bir daha gelip dinlerlerdi. Yani dördüncü sınıf, üçüncü sınıf, ikinci sınıf öğrenciler de gelir ders dinlerdi. Korkunç bir atmosfer. Yani bunu bir açıklamak istedim, şeye gidebiliriz. Çok, sağ olun. Çok güzel. Sonra Muammer Aksoy Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurarken Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ile birlikte hareket kurucu, eder. Evet. Ve onur, yani onursal başkanı. Ve tabii 24 Şubat 1992 o acı gün Türk hukuk tarihi ve Türkçemiz açısından. Ara veriyoruz. Tekrar burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu için bir özel program gerçekleştiriyoruz. Dün 24 Şubat 1992 onun ebediyete intikalinin tarihi. Ancak pazartesi günü 27. yıl sanıyorum. 27. yıl. Evet. Karacaahmet Mezarlığı'nda 61 Anayasası'nı hazırlıyor. Meclisin ilk katiplerinden, hocaların hocası. Söylevi Türkçeleştiriyor. Şimdi bu arada çok kısa izleyicilerimiz için de bir not vermek istiyorum. Çeviri çok zor şeydir. Evet. Çeviriyi yetkili olmayan birisi yaptığı zaman çeviri kokar. Metalleşir. Şimdi örnek olarak vereyim. Mesela Fransız şairlerin şiirlerini Türkçe'ye çevirirler. İşte Erdoğan Alkan çevirir, Sait Maden çevirir. Ama aynı çeviri şiirlerini yan yana koyduğunuzda birisi öylesine ön plana çıkar ki, mesela Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çevirisi birden öne çıkar. Evet. Şaşar kalırsınız. İkisi de çeviridir ya da üçü de çeviridir. Ama Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çevirisi hepsinin önündedir. Şiir kokar. Yeniden yazılmış gibidir buram buram. Ama öbürlerinde çeviri olduğunu hissedersiniz. Şimdi Hıfzı Veldet Hoca'nın da söylevi çevirmeye en yetkin kişi olması açısından onun Türkçesiyle söyler çok daha başka bir güzellik kazanmıştır. Nazım. Hakkını teslim etmek gerekir. Evet. Kokusunu özlüyorum dediniz. Evet, evet. Hocalıktan sonra dostluk kurdunuz. Fakat bütün yaşayan öğrencileri bu duyguya sahip olmuş. Nasıl bir insandı, nasıl bir iletişimi vardı sizlerle? Şimdi şöyle, yani anlatılmaz bir evet. iletişim. Nasıl diyelim? Örneğin hepimiz, bütün öğrenciler ismimizi bilmese bile bizi çok sevdiğini düşünürdük. Allah Allah. Evet. Bunu nasıl başarıp, bakın, nasıl veriyordu bu, size? Bu işte biraz sonra konuşacağımız Vedat Günyol'da da böyleydi. Yani öylesine bir duru ve temiz bir bakış ki her öğrencisi hocam beni çok seviyor diye düşünürdü. Böyle bir düşünceyi vermek ve bu alçak gönüllü, bu şekilde bir alçak gönüllü davranmak her hocanın yapacağı şey değildir. Benim tek üzüntüm şu. Meriç Hanım'ı üzmek istemiyorum ama bunu terzenişi yapacağım, ilgili kişiler alsın diye. Ben Meriç Hanım'ın oraya geleceği için mezarlığa gitme kararı aldım. Ve gittiğimde biliyordum mezarın nerede olduğunu ama Hıfzı Veldet Veldedeoğlu'nun mezarına giderken 5. Pafta diye bir paftadan geçiyoruz. Evet. O paftada en az 100 kişiyi eli açık dua ederken buldum bir mezarın başında. Ve oradan ilerledim ve öğrendim ki bir tarikatın müritleri gelmiş. Tarikatın müritleri tarikat şeyhlerinin mezarına her gün böyle yüzlerce gelirlermiş. Dün öğrendiniz, gördünüz. Evet. Ama Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun mezarına bütün öğrencilerinin engelleri aşıp gelmesi lazımdı. Bunu çok utandım. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Evet. Yani bilimin, çağdaşlığın, gelişmenin doruk yaptığı bir noktada Türkiye'nin geldiği duruma bakın.
benzer olayları şeyde de görmüştük. Kumpas davaları sırasında. Bir tarikat liderini ya da mensubunu gözaltına alınca binlerce kişi adliye etrafına geliyordu. Ama ülkemizin önde gelen aydınlarını gözaltına aldığınız zaman hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Korktular. Korku korkudan insan içindir diye de mazeret buluyorlar. Görüşmediler o dönemde, evet, evet, gözaltına alınan. Siz daha iyi biliyorsunuz. Savunmadılar. Bakın, büyük bir savunma zafiyeti yaşadık. Birçok hukukçumuz, bugün burada söylüyorum, savunmaktan korktu. Savunmaktan korkmayan o genç arkadaşlarıma şükran borçluyuz. Bir ordu kurduk biz. Bir savunma ordusu gene de kurduk. Evet. Evet. Ve hukukun üstünlüğü ilkesi işledi, büyük mücadeleler verdiniz. Çok büyük mücadele verildi. Ulusal Kanal bu mücadelenin bayraktarını yapmıştır. Hep başında oldu. Onu, evet, onu kutluyorum. Yani evet, gerçekten o dönemde etle tırnak gibi, evet, birbirimizden hiç ayrılmadık. Her yerde beraber olduk. Evet. Ve TGB'nin, evet, gençlik, o nasıl bir gençlik bunlar? İşte Can Yücel'in sözüyle Denizler için Mora Nostrum şiirinde yazdığı "Aşk olsun size çocuk, aşk olsun" diye bir söz var ya, ben de genç TGB'lilere "Aşk olsun size çocuk" diyorum. Evet. Ve işte Sayın Meriç Veli Dedeoğlu o ruhla hep TGB ile birlikte sessiz çığlık eylemlerinde, bütün Cumhuriyet eylemlerinde evi Anadolu yakasında olmasına rağmen yaz, kış, soğuk, yağmur, çamur, aşırı sıcak her demeden yerde, her yerde o zarafetiyle hazır olmuş ve çok güzel mesaj vermiştir. Mikrofonu eline alınca Sayın Veli Dedeoğlu'nun "Merhaba, merhaba" deyişi Cumhuriyet hep yankılanır. Kadını. Evet. Cumhuriyet kulağında. Kadını. Büyük Cumhuriyet kadını. Evet. Olağanüstü, evet, bir Cumhuriyet kadını. Evet. Yılmayan, her darbede, Cumhuriyete vurulan darbede sesini güçlü çıkaran, devrim yasalarını hatmetmiş diyeyim eski Türkçeyle. Devrim yasaları beyninde yankılanır. Şimdi konuşurken, evet, dikkat ederseniz ben Meriç Hanım'ın yazılarını okuyamıyorum. Çünkü buram buram Hıfzı Veldet Veldedoğlu kokuyor, evet, demiştim. Bunu söyledikten sonra Meriç Hanım açıklama yaptı. Dedi ki yazıların birçoğunu birlikte yazıyorduk dedi. Haksız değilmişim değil mi şimdi? Evet. 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 Ve 27 yıl ama Meriç Hanım için kim bilir ne zor ne özlem dolu 27 yıl. Böyle bir isimle evli olmak, böyle fakat bir soyadının, evet, bütün verdiği yükümlülükleri yerine getirmiş birisi olarak çok mutlu olabilir Meriç Hanım. Gerçekten. Aa, evet. 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 Ve Meriç Hanım bir kale, hayır sen bir kalesin deyişini bana ifade etmişti. İzin almadım ama söylüyorum. Çok, evet, önemli, evet, bir isim, evet, Meriç Veli Dedeoğlu. Evet. Yaşayan, evet, en evet, güçlü Cumhuriyet kadını. Bir abide. Evet. Evet. Şimdi işte önümüzdeki günlerde reklam arasında da konuşmuştuk. Yapacağımız en önemli görevlerden birisi bir üniversitenin ya da hukuk fakültesinin önümüzdeki yıla hazırlık olarak Hıfzı Veldet Veldedoğlu anısına bir armağan kitap hazırlamak. Var mı bu hazırlık? Yapmasını, yok, öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Eğer bunu yapmayacaklarsa o görevi ben üstüme alacağım. Aa, evet. Bunu da ilk kez evet, sizden burada duymuş oluyoruz. Sayın Meriç Veli Dedeoğlu şimdi koltuğunda nasıl bir yüz ifadesiyle oturuyor hissetmeye çalışıyorum. Evet, yapılmalı.
barolar yapmalı. Önereceğim. Hukuk fakülteleri yapmalı. Önereceğim. Değil mi? Barolar Birliği'ni de önereceğim. Evet. Fakülteleri de önereceğim. Ama olumlu, yeterli olumlu cevap alamadığım takdirde bunu ben gerçekleştireceğim. Çünkü 61 Anayasası sizin ifadenizle hazırlanmış, devrim yasaları hazırlanmış, nutuk muazzam bir Türkçeyle, sapsade bir, pırıl pırıl bir Türkçeyle sunulmuş. Atatürkçü Düşünce Derneği, Muammer Aksoy'un, Muammer Aksoy ile birlikte ki Sayın Veli Dedioğlu Meriç Hanım onu çok severdi ifadesini kullanmıştı bir anma söyleşisinde. Ne kadar önemli. 24 Ağustos'ta doğuyor. 24 tarihinin yaptığı şeye bakın. 24 Şubat'ta da aramızdan ayrılıyor. Ama aramızda. Evet. 14 kitap. Evet. 14 kitap ve en önemli mirası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin medeni hukuk kürsüsünü öylesine yetiştirdi ki o kürsü hala İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin en önemli kürsüsüdür ve dejenere olmamıştır. Öyle hala bir devam temel. Ediyor. Çünkü öyle bir temel. Öyle bu bir çok temel. Önemli bir olay. Evet. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsü deyince hala büyük saygı duyarım. Ve ismi Yaşar. Elbette. 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 İsmi Yaşar. Elbette. Genç kuşaklar tanır, bilir ama sürekli diri ve taze tutmak lazım. Veli Dedioğlu adını özellikle Türk hukuk tarihinde son 5 dakikaya girdik. Bir de Çorumlular da sahip çıkıyor Hıfzı Veldet Veli Dedioğlu'nu. Evet. Beni çok sevindiriyor. Ben kimi zaman araştırma yaptığımda Çorum'un gazetelerinde rastlıyorum. Çok çok hoşuma gidiyor bu. Ne güzel. Şimdi sizin öyle dostlarınız var ki bugün bir önemli toplantıdan geldiniz. Vedat Günyol anısına çok değerli bir yazar. Ödül onun adına ödül koyduk. Her bu üçüncü evet. yılı. Evet. Üçüncü yılı. Her yıl denemeciler bize 70 ya da 80 kitap gönderiyor. Bunların bir kısmı basılmış eser, bir kısmı kitap olarak, dosya olarak geliyor. Ve seçici kurul tarafından Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi, Kartal Belediyesi, ailesi ve öğrencileri adına bir arkadaşımız ve de benim içinde olduğum bir seçici kurul bu kitapları seçiyor. Bu yıl geçtiğimiz yıl 80, ondan önceki yıl 75 yapıt vardı. Bu yıl 10 yapıt var. Yani ilk 2 yıl çok büyük başvuru olduğu için bu yıl biraz az oldu. Bu nedenle bu yıl biz Vedat Günyol'un verdiği önem nedeniyle genç denemecilere ödül vermeye karar verdik. Ve bu yıl Hakan Güngör adlı arkadaşımıza birincilik ödülü verdik. Bu pazar günü de etkinliğini yapacağız. 3 Mart pazar günü. 3 Mart pazar günü. Hemen söylemek gerekir. Vedat Günyol da hayatımda tanıdığım, düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi düşünen ender yazarlardan birisiydi. Mesela Vedat Günyol'un mülkiyet tutkusu yoktu. Evi yoktu. Arabası yoktu. Evinde eşyası yoktu. Sadece masa, kitapları, sandalye ve yatacak tek bir yatağı vardı. Başka hiçbir eşyası yoktu. Çünkü bilinçli bir şekilde mülkiyeti reddediyordu. Mülkiyeti reddeden bir yazar çağımızda başka yok. Başka yok. Evet. O da bir büyük beyin, o da bir filozof. Siz bazı de, şeyler var. Bir başka inşallah söyleyeyim, yaparız, benim. Program yaparız. Yapmak bunu bildiği, istiyorum. Evet. Bunu bildiği için de Aziz Nesin, Vedat Günyol ölünceye kadar bir evde otursun diye ona evi tahsis etmişti. Aziz Nesin parayı pulu anlamaz ki
kimse Vedat Günyol'u tanımaz, kimseye muhtaç olmasın diye ev tahsis etmiştim. Ya. Bunları sonra ne güzel konuşacağız. İlişkiler. Tabii kız kardeşi Mihrimah'a ya. Tarancı aşık olunca ki tabii, onu da biliyorsunuz. Tabii. 35 yaşında ünlü şairi Diyarbakırlı. Evet. Evet. Vedat Günyol'un kız kardeşine aşık oluyor. Keşke bana söyleseler de ben onlara tabii, yardımcı öyle. Olsaydım evet, sözleri evet. Var. Bir de en sevdiği türküyü söylemiştiniz. Hangisi? Kara kuru bir kızdı, ben sevdim güzelleşti. Onun anısına bir program yapmak isterim. Hayır. Çünkü benim de dostumdu. Evime sık sık gelir, arar beni, sohbet ederdik. O zaman böyle cep telefonları vesaire yok. Ve maalesef göçtü gitti. Ya. Benim de zenginliğim oldu. Kısa sürede olsa onu tanımak ama siz yakın dostuydunuz. Evet. Süremiz bitmek üzere. Biz yeniden 27. yılında ödül töreninin programı geldi ekrana. 3 Mart tarihindeki ödül programı. Müzik dinletisi var. Nesim Ovadia, İsrail, Vedat Günyol. Deneme ödülü süreci anlatacak. Müzik dinletisi olacak. Vedat Günyol TRT belgeseli. Notlar. Çok güzel bir belgesel. Evet. Tabii eski TRT bu. Tabii. Profesör Doktor Turhan Atalay, Vedat Günyol'un öğrencisi. Sonra yazar Turgut Çeviker, Vedat Günyol'un dergiciliği ve Vedat Günyol'la anılar. Siz varsınız. Vedat Günyol'la çeyrek yüzyıl ödül töreni ve kapanış. Çok yakın dostunuzdu, Işıklar İçinde Uyusun. Çok önemli eserler bıraktı. Çok. O da bir hukukçu. Tabii kimse bilmez Vedat Günyol'un hukukçuluğunu ama avukat diploması alıyor Paris'ten. Evet, Paris'ten muazzam Fransızcı. Mezun, avukat diploması alıyor ama 6 ay dayanabiliyor ve avukatlığı bırakıyor. bunu konuşalım, bunu evet. Konuşalım. 6 Mart onun doğum günü dediniz. Evet. Eğer uygun olursa bir program tamam. Yapmayı isterim. Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedioğlu anısına başladık. Vedat Günyol'u andık çünkü bugün o toplantıdan geldiniz. Özel bir program Veli Dedioğlu programı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin onursal başkanı ve bir abide Sayın Meriç Veli Dedioğlu. Onun yazılarını her cuma heyecanla beklerim. Çok saygılar sunuyoruz Sayın Veli Dedioğlu. Varlığınız bizim büyük zenginliğimiz ve eşiniz çok iyi ki varsınız. Okucu. Evet, iyi ki varsınız. Evet. Anmak bizim için çok büyük bir onur. Tekrar sevgiler ve saygılarla değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz programımızı noktalıyoruz. Hem öğrencisi Sayın Veli Dedioğlu'nun hem dostu Sayın Celal Ülgen'le birlikte olmak da çok çok teşekkür ediyorum. Önemliydi. Çok teşekkürler. Ben de sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Yarın yine burada buluşacağız değerli izleyicilerimiz. Yarın tekstil işçilerimize sürekli sendikalı oldukları için bir şeyler yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Onlar neler çekiyor? Onu konuşacağız. Çok değerli konuklar olacak. İşçilerimiz, emekçilerimiz burada olacak. Yarın 16'da buluşmak üzere. Esen kalın.